Merhabalar. Bu dersimizde Jovsik ve tarihsel gelişimi dersimizde doğal kaynakların aranmasının tarihsel gelişim üzerinde duracağız. Şimdi önce bir ekranı paylaşayım. Evet. Daha önceki derslerde yer kürenin yapısı üzerine araştırmaların tarihsel gelişimine bakmıştık, dinamiğine baktık, zaman yer küre ilişkilerine baktık. Son olarak da bu kapsamda yani konu bazında, problem bazında yer küre ile ilişkili araştırmaların bilim tarihinde doğal kaynakların aranması ve araştırması sürecine bakacağız. Burada tarihsel izleri araştıracağız. Şimdi doğal kaynaklar insan ilişkisi çok eskilere dayanıyor. Bunun tarihsel kayıtları da var. Özellikle taş, bronz ve demir çağları bu ilişkinin yoğun olarak gözlendiği alanlar. Hatta taş devri, bronz devri, demir devri, yerküre ile insanın bu ilişkisinden de doğan devirlemeler ya da dönemlemeler. Bu döneme ilişkin madenlerin çıkartına yönelik bilgiler de var. Birazdan göreceğiz. Ticaret açısından da bu madencilik ilk çağlarda önemli. Örneğin Yunanistan'da bronz için kullanılan kalay İngiltere'deki Cromwell'dan getirtiliyor. Mesela cam yapımında silis, çömlek yapımında kil, heykelcilikteki mermer, milattan önce 2000 yılına kadar yapılan kazılarda var. Bir diğer boyut, bu çalışmaları motive eden bir diğer boyut, süs taşları dediğimiz, İngilizce gemstone dediğimiz değerli taşlar. Bunların aranması, bulunması, örneğin gümüş, altın, yakut gibi aranması, bulunmasına yönelik bilgileri de bu dönemlerde görüyoruz. Fakat bu dönemlerdeki bu tip bilgiler, özellikle süs taşlarına yönelik bilgiler, daha çok jeolojik sırlar ya da meslek sırları olarak kalıyor. Çünkü bu ekonomik değeri oldukça yüksek malzeme olduğu için herkes bu bilgileri paylaşma ya da bu bilgilere vakıf olanlar bu sırları saklıyorlar, kendilerini özel hale getiriyorlar. Demin söyledik, uygarlığın başlangıcından bu yana taş, seramik ve diğer metaller kullanılıyor. Özellikle avcı toplayıcı dönemde, insanoğlunun bu döneminde alet yapmak için taşlara şekil veriliyor. Ki bu çakmak taşları bu Fransa'nın güneyinde ve İngiltere'de, Polonya'da var bu tip örnekler. Bizim Türkiye'de de var, özellikle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görebilirsiniz bu tip eserleri. Bunları kullanıyordu. Bunlar bazen kesmek için bir malzeme, bir balta yapımında, bazen bir okun ucunda bir diğer avlanma enstrümanı olarak kullanılıyordu. Fakat arkeolojik kayıtlarda bildiğimiz en eski maden, ki radyokarbon tarihlemesiyle bunun yaşının 43 bin yılında olduğunu biliyoruz. 43 bin yaşında. Afrika'da Eswatini bölgesinde Nguenya madeni. Buradaki insanlar kırmızı boya yapmak için hematit çıkarıyorlardı. Hematit, birazdan göreceğiz, aynı zamanda kırmızı, manyetik bir taş. Kan taşı olarak da biliniyor. Ve elinizi değdirdiğinizde çok kolay şey yapılabilir, rengini alabilir. Ki bu Afrika'daki bu ilk madenin şeyi, müzesi bu. Lion Cavern deniyor. Lion ya da Aslan Mağarası. Demin dediğim gibi yaşı 43 bin yıl öncesine dayanıyor. Benzer dönemlerde Macaristan'da da madenlerin, özellikle neandertallerin silah ve alet yapmak için
kullanıldığı düşünülüyor. Bu insanlar sadece bugün kan taşı diye bildiğimiz işte hematiti yüzeyden toplamıyor. Daha da önemlisi onu çıkarmak için toprağa kazıyor. Bu bir madencilik faaliyeti. Yani sadece arama değil, yüzeyden arama değil, yerin altında o bunu ulaşmak için bir kazı da yapıyor, toprağı da kazıyor. Eski Mısırlılarda madencilik faaliyetleri var. Kahire yakınlarında maadide malakit çıkartılıyor. Bunu Mısırlılar süsleme yapmak için kullanıyorlar. Daha sonra büyük inşaat projeleri milattan önce 2613-2494'te Mısır'da bulunmayan mineraller ve doğal kaynaklar için yabancı ülkelere keşif gezi yaptıklarına dair tarihsel kayıtlar da var. Ayrıca Mısır'da turkuaz ve bakır ocaklarının işletildiğine yönelik veya olduğuna yönelik bilgiler var, tarihsel bilgiler. İlginç bir papirüs var bu döneme ait. Torino papirüsü denilen bir papirüs. Bu bazı bilim insanlarınca ilk jeolojik harita diye de düşünülüyor. Burada haritada çeşitli farklı kaya türleri var. Bunlar siyah ve pembe tepelerle şey yapılmış. Bunların dağılımı gösteriliyor. Vadi çakılları litolojik olarak yani kaya yapısı olarak vadi çakılları kahverengi ve yeşil ve beyaz noktalarla temsil ediliyor. Ve aynı zamanda madencilik bilgilerini de içeren bir harita. İlk haritalarda insanların ürettiği ilk harita olarak da düşünülebilir. İlk jeolojik harita olarak da düşünülebilir. Demin dedik süs taşları özellikle gümüş, altın bunların nerelerde bulunduğuna yönelik çalışmalar vardı. Eski Yunan'da Lavrion gümüş madenleri çok meşhur ki özellikle burada bir nasıl diyelim madencilik ya da metalurjik faaliyet de var. Yani madenin çıkartılması değil, aynı zamanda işlenmesi. Ya da madene diyelim gümüş doğada saf olarak bulunmayabilir bazı durumlarda. Gümüşün etrafındaki yan minerallerinden gümüşü ayırıp işlemek. Bu bir metalürjik süreç ya da bu bir maden mühendisliği süreci. Bu sürecin olduğuna dair bir bilgi var ki bu lavryum gümüş madenleriyle ilişkili bir muhtemelen bir madencilik şeyi faaliyetine içeriyor. Diyelim maden buradan geliyor, ısıtılıyor muhtemelen veya bir takım fiziksel metalürjik süreçlerden geçiyor. Tabii burada buna tarihsel atıfta Xenophon'un On Revenues ya da Yollar, Yordamlar ya da Kazançlar gibi bir kitabında da geçiyor bu tip bir bilgi. Taşos Adası önemli doğal kaynakları ve mineral zenginliği olarak bilinen bir ada. Özellikle mermer bu adada önemli bir faaliyet. Ki demin Taşos Adası'nda Paroslular, biraz daha güneyde yaşayan Paroslar bir koloni kuruyor. Ve bu koloniyle ki bu milattan önce 680'e tekabül ediyor. Bu koloniyle birlikte burada bir maden işletmeciliğine yönelik faaliyet yürütülüyor. Ki Paros maden mermeri meşhurdur ki Paroslar demin dedim güneyde, Türkiye'ye de yakın biraz. Paros mermeri meşhur. Paros mermerinden heykeller yapıyorlar, mezarlar yapıyorlar. Dolayısıyla mermer işleniyor ve kullanılıyor. Birçok binada da kullanılıyor bu anlamda. Sadece mezar ve heykel anlamında değil, binalarda da kullanılan bir yapı. Bir diğer tarihsel bilgi, Büyük İskender'in babası Makedonyalı II. Filip, askeri seferleri için ekonomik bir paraya ihtiyaç var. Bunu finanse etmek için M.Ö. 357'de altın madenlerini ele geçirdiği söylenir. Ayrıca Trakya'da sikke basmak için gene altın madenlerini ele geçiriyor. Bu da altın madenlerinin bulunması nerede olduğuna yönelik bir bilgiyi de içeriyor.
Yavaş yavaş mineralojiyle ilgili, mineral bilimle ilgili ilk metinlere de biraz bakalım. Mineraloji ilk zamanlar daha çok değerli taşlar üzerinden yürüyor. Ki ilk yazılar eski Babil'de, Greko-Roman dünyasında yani Yunan ve Roma dünyasında, Antik ve Orta Çağ Çin'inde, eski Hindistan'da Sanskrit metinlerinden ve İslam dünyasından geliyor bu bilgiler mineralojiye yönelik. En eski metinlerden biri eski Yunan'da Teofrastus'un taşlarla ilgili kitabı. Hatta bu kitapta bulunan bazı mineral isimleri, örneğin zinober, jivs, kuars, ametist gibi bugün günümüzde de aynı isimle kullanılıyor. Teofrastus bunların dökümünü yapıyor. Nerelerde bulunduğunu şey yapıyor, tespit ediyor ve Periton-Liton isimli bir kitabında ya da İngilizcesiyle On the Stone, Türkçesiyle Taşlar Üzerine, Latincesiyle The Gemis Lapidus. Lapidipus bu dönemde kullanılan minerallerle ilgili çalışmaları ifade eden anahtar terimlerden biri. Bu tip kitaplar çok yaygın. Daha sonraki dönemde de Latin dünyasında da çok yaygın olacak. Gem süs taşları demek. Ki liton kelimesi burada Yunancasıyla liton yazıyor. Liton kelimesi aynı zamanda bizim jeolojide de jeofizikte de var. Litosfer dediğimiz bir tabakaya da buradan gelen bir terim kullanıyoruz. Taş küre demek. Yani yerin depremleri oluşturan tabakasına biz litosfer diyoruz. Lito böyle bir Latince bir şey, Yunanca bir şey var. Antik Çin'de minerallerin listelenmesiyle ilişkin literatür milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanıyor. Buna yönelik Jinizi'nin kitabı var. Çinliler mineraloji üzerine biraz metafizik fikirlere sahipler. Yani taşların belli nasıl diyelim büyüsel özellikleri olduğunu düşünüyorlar veya belli uğur özellikleri olduğunu düşünüyorlar ki bugün de benzer şekilde burçlara yönelik astrolojik şeylerde de vardır bu. Tabii bugün sahte bilim diyoruz bunlara. Yani bazı taşların nasıl diyelim belli burcun belli taşları var, belli uğurlu taşları var. O uğurlu taşların belli özellikleri var. O özellikler burçlarla da uyuşuyor falan gibi bir saçma bir şey. Ama tabii insanın fal ya da şeye fal ya da bu tip şeylere, astrolojiye inanmasını engelleyemiyorsunuz. Bir psikolojik rahatlık sağlıyor muhtemelen. Bu tip şeyler Han Krallığı'na kadar uzanıyor. Yani milattan önce 202 ile 220 arası. Aynı zamanda Çinliler Huanan Zi'nin 2. yüzyıl metninden itibaren meteoroloji, yağış, farklı mineral türleri, metalurji ve simyayı tanımlamak için biraz da felsefi, biraz da dini Taoci terimler kullanıyorlar. Bu bağlamda değerlendiriyorlar. Bunun dışında da aynı zamanda Aristotelesçi bir mineraloji yaklaşımı da var. Eksalasyon ya da nasıl diyelim buna pinöme ya da buhar ya da bu şekilde oluşmaz teorisi. Ki Aristotelesçi mineralojik diyoruz ama Aristoteles'in mineralojiyle ilgili bir kitabı yok. Meteoroloji isimli bir kitabı var. Burada işte atmosferik süreçleri, depremi, yer içini bu meteorolojik süreçlerle açıklıyor. Ki buna benzer bir süreç muhtemelen tanımlama biçimi. Demin dedik Aristoteles'in arkadaşı aynı zamanda Teofrastus. Aynı okuldan yani Platon'un akademisinden mezunlar. Ve mineralojiyle ilgili eski Yunan'daki bilgilerin temel kaynağı Teofrastus.
Aynı zamanda milattan önce 122'ye geldiğinizde filozof Zhuyan kaya, taş, metal, alaşım gibi kategorileri şey yapıyor, sınıflandırıyor. Nasıl oluştuğuna yani teoriler oluşturuluyor ve mineralleri listeliyor, sınıflandırıyor bir parça. Yaşlı Plinus ya da Plinus Secundus Doğa Tarihi isimli kitabında minerallerden bahsediyor. Ki doğa tarih, doğal tarih, buradaki tarih kelimesi hem bugün anladığımız anlamda tarih hem de araştırma anlamında tarih. Çünkü Yunanca historia hem tarih hem de araştırma anlamına da geliyor. Pliny'nin kendisi bir nasıl diyelim doğrudan araştırmacı değil. Daha çok dönemin kaynaklarından ve eski Yunan kaynaklarından derlediği bilgileri kitabına koyuyor. Bu doğa felsefesi, doğa tarihi kitabına buna koyuyor. Fakat iyi bir tarafı şu, o kaynaklar bugün elimizde olmadığı için çoğu yok olduğu için bir Teofrastus'un Taşlar kitabı hariç diğerleri çoğu yok olduğu için Pliny'nin kitabı referans kitap haline geliyor. Bu 17 ciltlik bir çalışma ki cilt tabiri bugünkü terim en geniş anlamıyla doğa tarihini kapsıyor. Bu kitap içinde doğa tarihi kitabı içinde astronomi var, coğrafya var, meteoroloji var, meteoroloji var. Onun dışında güzel sanatlar, icatlar, insan ilişkileri var. Döneminin ana kaynağı, önemli bir ansiklopedisi. Pliny meraklı bir insan ya da nasıl diyelim bilmek yönünde bir merakı var, öğrenmek yönünde bir merakı var. O anlamda da ilham verici bir insan. Demin söyledik Pliny'nin süs taşları ya da mücevherler hakkında bilgileri doğrudan gözleme dayanmıyor. Yani derlediği bilgiler ikinci el kaynaklardan elde ediyor. Birçok taşı, renk, bu maddenin ya da bu madenin nerelerde bulundukları coğrafi olarak bilgi veriyor. Bu madde üzerine efsaneler var mı? Onlar üzerine bilgiyi aktarıyor. Bu da önemli. Ve dolayısıyla bunun kitabına yansıtıyor. Ki Pliny taşlar, mineraller ve süs taşları ile ilgili en çok anılan yazar. Bunu da demin de söyledik. Çoğu zaman bazı bilgilerine güveniliyor sorgulamadan ki sorgulama daha sonra başlıyor. Pliny süs taşlarını renge ve gözlenebilir dış özelliklerine göre sınıflandırma girişimi yapıyor. Burada bir tehlike var. Aynı renk ve görünümdeki bütün taşlara aynı ismi atıyor ya da aynı ismi veriyor. Bu bir tehlikeli çünkü bazen mineralojik olarak aynı özelliklere sahip fakat mineralojik olarak demeyelim de görünüm olarak aynı özelliklere sahip kayaç, aynı özelliklere sahip kayaç. Gerçekte farklı olabiliyor mineralojik özellikleri açısından veya kimyasal özellikleri açısından. Bu mesela bunlardan bir tanesi Smaragdus yeşil taştı. Bunlardan bir örneği. Yeşil, safir, turkuaz, smithsonit, malakit, jasper gibi kayaçlar bunlardan farklı. Dolayısıyla bu tip bir problem de var. Şeyde dini yönden çalışmalar bu dönemde gene etkili. Özellikle Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Kıbrıs'ta Konstantiniyye Psikoposu Aziz Epifanus, Epipanius İncil'den yola çıkarak İncil'de geçen taşlarla ilişkili bir değerli taşlarla ilişkili bir kitap yazıyor. Ki kendisinin Doğu Akdeniz'de dolaştığı, Mısır ve Filistin'de eğitim aldığı biliniyor ki bu kitaplarından biri bu şeyde gözüküyor yan tarafta.
Epifanius'un Biblical Lapidary dedikleri, yani İncilsel, İncil'deki taşlar metni, özellikle Zürihli Konrad Gesner tarafından kendi yazdığı De Rerum Fossilum kitabının bir parçası olarak da basılıyor Latince. Latin dünyasında da etkili. Bu dönemde bir diğer önemli kişilerden biri Albertus Magnus. Bu 1193-1280 yıllar arasında yaşıyor. Eğitimci, akılla teolojiyi ya da bilimsel yöntemle teolojiyi uzlaştıranlardan biri. Paris Üniversitesi'nde eğitmen olarak çalışıyor. Aynı zamanda Thomas Aquinas da bunun öğrencilerinden biri. Ki Thomas Aquinas o dönemin Hristiyan teolojisi içinde önemli filozoflarından ve ilahiyatçılarından biri. Magnus Skolastik okulun da kurucularından biri. Yani inançla akılın uzlaştırıcısı olarak da biliniyor. Fakat önemli bir özelliği, akıl açısından bakıldığında Aristotelesçi düşünceyi Latin dünyasında anlaşılır kılıyor. Ki bunun kitabı De Mineralibus kitabı önemli mineral kitaplarından biri. Fakat bu uzun süre bunun Aristotelesçi olması nedeniyle bu kitabın Aristo'dan bir çeviri olduğu da düşünülüyor. Aristo'dan etkilendiği düşünülüyor. Fakat daha sonra farkına varıyorlar ki bu kitabı oluştururken Aristo'dan ziyade İbn Sina'dan etkilenmiş. Çünkü İbn Sina'yı da çok iyi tanıyor. Ki İbn Sina'nın Kitab-ı Şifa'da minerallerin oluşumuna yönelik bir teori var. Nedir bu? Katılaşma ya da taşlaşma. Taşlaşan akışkanlar teorisi. Ki bunu Albertus Magnus o da kullanıyor. İbn Sina'dan esinlenerek. Muhtemelen bu kitabı, minerallerle ilgili kitabı İbn Sina'dan esinlenerek yazıyor. Ki bu dönemde en önemli kitaplardan biri de El-Biruni'nin Kitab-ı Cemahir fi Mağfiret El-Cevahir kitabı. Mineralojiyle ilgili, taşlarla ilgili bir kitabı. Biruni'yi biliyoruz, birçok malzemenin yoğunluğunu ölçtüğünü, yani değerli taşların ve metallerin yoğunluğunu ölçtüğüne yönelik bilgilerimiz var. Gene Biruni, yer kürenin oluşumuna yönelik İbn Sina'nın görüşlerine benzer görüşleri var. Yer merkezli bir evren modeli var Biruni'de. Gene Biruni'de de daha önceki açıkladığımız işte katastrofist tek düzecilik ikilemi, yani yerkürede oluşan süreçlerin yavaş yavaş veya felaketlerle oluştuğuna yönelik bilgiler de var. Veya birini İndus Vadisi'nin bir dönem denizler altında olduğunu, sonra alüvyonlarla dolduğuna yönelik bir süreçti de açıklıyor. Yani Biruni bugün anladığımız anlamda bilim insanlarından biri, ki kendisini de bilim tarihinin kurucu babalarından George Sarton meşhur yazdığı bilim tarihine giriş kitabında kendisini bir dönemle isimlendiriyor. Birini dönemi diyor. Dünyadaki bütün dönem, bilim dönemi içindeki bir döneme. Bu anlamda da değerli bir alim ya da bilim adamı, bilim insanı. Biruni'nin sahte olanla gerçek olanı ayırmaya yönelik bir uyanık bir zekası da var. Bir takım safsataları görüyor ki bu bilgiyi şeyden aldım. Taşlarla ilgili kitabından aldım, Türkçe çevirisinden aldım. İyi bir çeviri burada söyleyelim. Kıymetli Taşlar ve Mineraller kitabı iyi bir çeviridir. Burada kitabında diyor ki mesela bir takım safsatalar görüyor, işte halkta bir de yaygın. Diyor ki bu tür aktarımların alemlerde dahi yaygın olması gerçekliği araştırmadan kabul edilmesidir. Nerede kaldı ki halkta olmasın? Halkta olmasın.
Yani diyor ki alimler bile bazen gerçeği araştırmadan kabul ederler. Bunu alimler yapıyorsa zaten halkta da bu tip şeyler vardır diyor. Daha önemli bir şey minerallerle, özellikle manyetik minerallerle ilgili, mıknatıslarla ilgili bahsinde mıknatısların tarihinde şey vardır. Mıknatısların neden birbirini çektiği, hangi cisimlerin mıknatısları çektiği, hangi cisimlerin mıknatıslanmaya neden olduğu şeklinde tartışmalar vardır. Bunlarda mesela sirke denir, ya şey denir, zeytinyağı denir, işte sarımsak çok önemli bir etki denir. Tabii bunların hepsi bugün saçma şeyler, saçma bilim kategorisinde ya da sahte bilim kategorisinde, gerçek değil ama birini şöyle bir not düşer. Bütün bunların tümü meşrudur ama biz şahit olmadık. Bu da aslında Biruni'nin bilim yaklaşımının da önemli bir göstergesi, gözlem. Yani kendi gözlemediği, şahit olmadığı şeylere ve şüphe duyduğu, akli yönden akıl yürütmesiyle şüphe duyduğu şeylere böyle şerhler düşüyor. Bu da normal bir bilim adamının da yapması gereken şeylerden biri. O açıdan Biruni İslam coğrafyasında bugünkü bilime en yakın insanlardan biri. Ki fosil kelimesi üzerinde de biraz duralım. Fosil sözcüğü ilk zamanlar yer içinden kazılarak elde edilen her şey anlamında. Yani organik ve inorganik bütün malzemeye biz fosil diyoruz. Ki tarihsel metinlerde, özellikle Latince kitaplarda fosil geçen, fosil başlıklı kitapların hepsi hem organik fosilleri hem de mineralleri içerir. Bugünkü anlamda fosil kelimesi daha geç, daha erken, bizden daha yakın zamanlarda oluşmuş bir şey. O açıdan fosil kelimesi tarihsel bağlamda böyle bir ikili anlamı var. Eski dönemlerde her iki anlamını da içeriyor ki eski Yunan'da geçen ders görmüştük. Genelde deniz fosillerine fosil denmiyor, shell ya da kabuk anlamında bir tabir kullanılıyor. Eski metinlerde öyle geçiyor, özellikle İngilizcelerinde. Mineraloji ile ilgili önemli kitaplardan birini de Kastilya Kralı Alfonso yapıyor. Ki bir diğer kitap Camillus Leonardus minerallerle ilgili çalışmaları derliyor ve bulgularını 1502'de Speculum Lapidum isimle yayınlıyor. Ki bu 1750'de İngilizce'ye Mirror of Stones diye çevriliyor. Leonardus fiziksel özellikleri, sertliği, özgül ağırlığı, kompaktlığı, rengi, formu ve coğrafi olarak nerelerde bulunduğuna yönelik bir kapsamlı olarak bir çalışma yapıyor, bunları ele alıyor. Tabii bunun dışında da taşların erdemleri ve tıbbi kullanımları üzerine de bir bilgi veriyor. Burada tıbbi kullanım üzerine biraz duralım, bir parantez açalım. Tabii İlaç dediğimiz şey organik ya da inorganik şeylerden oluşuyor. Hatta bizim günlük dilde mineral kelimesi, mineralli su kelimesi ya da mineralli içecekler kelimesi aslında biraz tıbbi kullanıma da örnek gibi düşünülebilir. Dolayısıyla bu dönemde taşların sağaltıcı ya da iyileştirici etkisi olduğu da düşünülüyor. Daha ilginç bir bilgi vereyim, bir ilginç bir belki tespit gibi bir şey. Bizim Osmanlı coğrafyasında arziyat dersi ya da arziyat ve madeniyat, madeniyat mineraloji demek, arziyat diyelim jeoloji demek. Arziyat ve madeniyat dersi ya da arziyat dersi ilk tıp fakültelerinde, tıbbiyede gözüküyor. Bu biraz tuhaf gelebilir. Yani tıbbiyede neden jeoloji ya da mineraloji dersine ihtiyaç duyuldu? Bunun muhtemel nedeni bu, tıbbi kullanım. Taşların sağaltıcı ya da iyileştirici etkisi. Böyle de bir ilişki var.
ki eseri burada. Latincesi bu 1717 baskısı ki İngilizcesi Mirror of Stones ki 1750'de İngilizceye çevrilmiş Camillus Leonardus'un. Şimdi bu dönemki kurumsallaşma ya da bilginin yayılımında matbaacılık da önemli etkenlerden biri. Ki 15. yüzyılın sonlarına doğru madencilik literatüründeki gelişmeler edebiyata yansıyor ya da yazılı şeye yansıyor. Burada da matbaacılık önemli bir faktör. Ki madencilik sektörü en çok Almanya'da yapılıyor. Matbaacılığın üzerinde biraz durursak, matbaadan önce demin söyledim başlangıçta madencilikle, maden aramayla, değerli taşlarla ilgili bilgi sır olarak tutuluyordu bazı kişilerde. Ve tarihsel dönemlere baktığınızda özellikle eski Yunan'da çok fazla bir bilgi yok elimizde kalan. Sır olması bu bilgilerin çünkü belli bir değer elde etmesi altının, gümüşün, yakutun hem bir statü simgesi olması sır olarak kalmasını sağlıyordu. Bir de matbaacılık ve bu tip kitaplar el yazmalarıyla çoğaldığı için sınırlı sayıda kişiye ulaşıyordu. Matbaacılıkla birlikte bu bilgilerin daha yaygınlaşması sağlandı. Daha çok kişiye ulaştı bu bilgiler, daha çok coğrafyaya ulaştı. Bu anlamda matbaacılık bu maden aramaları ile ilgili literatürün artmasına neden oldu. Bunun dışında da madeni para yapımında kullanılan gümüşün eldesi nerelerde olduğuna yönelik bilgi de bir motivasyon gücü. Ve bu dönemdeki bu ilgi aynı zamanda bu dönemdeki yetenekli mühendisleri, doktorları veya zengin maden yatakları sahiplerinin dikkatini de çekti. Bu tip bir bilgi de var. Madencilik ya da mineraloji ile ilgili en önemli kitaplardan biri Georgis Agricola'nın bir kitabı. Kendisi mineralojinin babası olarak da düşünülür. De Natura Fossilum ya da fosillerin doğası tabiatı gibi ya da minerallerin doğası tabiatı gibi bir kitap. Burada mineralojik süs taşlarının klasik eserlerinden biri. Burada diğerlerinden farklı olarak değerli taşların doğası, özellikleri ve işlenmesi hakkında bilgiler var. Ve bazı bilgilerini kendisinin birinci elden elde ettiği düşünülür. Gözlemle elde ettiği düşünülür. Ki Georg Bauer Almanca adıyla, Georgis Agricola Latince adıyla. Bu bir diğer eser daha yazıyor. Dera Metallica isimli. Bunun diğerinden farkı şu. Diğeri madenlerin aranmasına yönelik. Bu ise daha çok hem aranması hem çıkartılmasına yönelik. Yani bir maden mühendisliği kitabı. Aranması, işletilmesi, çıkartılması bir maden mühendisliği süreci madenlerde hatta bir ileri aşaması metalürji mühendisliğine ilişkin. Bununla ilgili bir kitap yazıyor. Kitabın İngilizcesi burada. Kitapta ileride bahsedeceğiz. Jeofiziğe ilişkin ilk ipuçları burada da var. Yani burada çatal çubukla bir su arama, maden arama var. Madenler çatal çubukla bulunuyor. Yani bir özel bir çubuk var. Bu çubuğun madenin yanına yaklaştıkça hareket ettiği düşünülüyor. İnternette bu yönde çok saçma videolar var, izleyebilirsiniz. Özellikle su aramasına yönelik halinde kullanılıyor bir takım insanları kandırmak için. Fakat burada şu var, madenlerin fizik özelliklerinin çatal çubuğun fizik özellikleriyle bir çekim alanı oluşturduğu ve bu kişinin de bu çekim alanını tespit ettiği düşünülüyor ki modern jeofize de biraz benziyor. Tabii bilimsel olarak farklı ama ilhamlardan biri. Yani nasıl diyelim modern jeofiziğin astrolojisi. Astroloji ile astronomi nasıl bir zaman birlikte yürüdüyse jeofiziğin ilkel ya da maden aramalarının ilkel şekli bu şekilde yürüdü. Fakat bugün kabul edilebilir bir şey değil. Daha önce bahsetmiştik Konrad Gesner'in Rerum Fossilum kitabı var. Ki daha önce gene bahsetmiştik Epifanius'un İncil'deki taşlarla ilgili kitabı vardı. Ve bu kitap
kapsamlı kitaplardan biri. Taşları dış özelliklerine göre 15 kategoriye ayırıyor. Önemli kitaplardan biri. Konrad Gessner. Burada önemli bir şey de var bu kitapta. İlk defa gravür, ki matmacılığın gelmesiyle birlikte oluşan bir şey. Gravürler, minerallerle ilgili gravürler bu kitapta tasvir ediliyor. Bu da önemli. Kesilmiş mücevherler tasvir ediliyor. Bu da ilk resimli mineraloji kitabı olarak da düşünülebilir. Ki mineraloji modern anlamda kristalografi ile birlikte ve özellikle de mikroskopla birlikte, mikroskobik olarak ayrıntılı incelenmesiyle birlikte bugünkü bilim haline geliyor. Kristalografi, yani bugünkü dille, Türkçesiyle belki kristal bilim diyebiliriz. Bunun dışında Nicola Citano 1669'da bu kristaller arasındaki açıların sabitliği ile ilgili bir yasayı ortaya koyuyor ya da bir kuralı ortaya koyuyor. Bu daha sonra genelleştiriliyor. Modern kristalografinin babası René Just Hauy kabul ediliyor. Önemli bir buluş var burada veya fark ediliş var bu mineraller inceleme sonucu. Kristal yapıların birbirini tekrar edecek şekilde periyodik olduğunu buluyorlar. Yani belli bir kristal bir yapı var. O kristal yapı o mineral içinde birbirini tekrar ediyor. Mesela biz jeoloji dersinde görmüştük. Diyelim kibrit kutusunun biçimini düşünün. Eni, boyu, yüksekliğini düşünün. Bu bir kristal şekil olarak varsayın. Bir mineral içinde bu kristal yapı sürekli kendini takip edebilir. Buna rumbusal kristal yapı diyoruz mesela. Bunun gibi. Veya belli bir kristal yapı kendini tekrar ediyor. Bu mineralojide önemli buluşlardan, önemli keşiflerden biri. Burada diğer bir önemli bir kimyacı katkısı var. Berzelius. Berzelius. Önemli kimyacılardan biri. Bu da kristal yapıları yerine kimyasal özelliklerine göre bir sınıflama yapmayı ortaya koyuyor. Yani böyle bu yönde bir öneri getiriyor. Önemli. Bunun dışında mineraloji ile ilgili ilk ciddi metinlerden biri A System of Mineralogy. DNA tarafından yayınlanıyor 1837'de. Ki Dana'nın kitabı bugün bile basılan bir kitap, modern versiyonlarıyla ana çatı korularak önemli kitaplardan biri. Ki bu dönemde X ışınları keşfedilince işte Laue tarafından bu mineralojiye de uygulanıyor. Yani bu X ışınlarıyla minerallerin iç yapısını görme, inceleme. Bu da mineralojiye yeni bir ufuk açıyor. Minerallerin sertliğine yönelik bir sınıflama Christian Mohs tarafından ortaya konuluyor. Bu Mohs sınıflaması bugün de jeolojide kullanılan bir sınıflama. Mineralleri birden ona kadar sınıflıyor. Onu en sert kabul ediyor. Elmas gibi mesela. Biri de talk ya da daha yumuşak bir malzeme. Ve bu birden ona kadar sınıflama biri diğerini çiziyor. Mesela 19'u çiziyor, 9-8'i çiziyor, 8-7'yi çiziyor. Dolayısıyla her bir çizmeye bağlı olarak bir sertlik skalası. Ki bugünkü mineralojide de bu sınıflama halen kullanılıyor. Kurumsallaşma bu dönemdeki şeyde önemli. Özellikle madencilik okullarının kurulması süreci önemli. İlk madencilik okulu 1762'de Prag'da kuruluyor fakat bu uzun ömürlü olmuyor. Esas 1765'te kurulan Freiberg Maden Akademisi var. Önemli bir maden akademisi. Bunların çok iyi mineral koleksiyonu var. Burada çeşitli jeologlar, sanıyorum Werner galiba, çalışıyor. Dersler veriyor. Bu önemli bir kurumsal yapı. Yani artık sadece kişilerin sırları olarak kalmıyor, minerallerin özellikleri ya da belli kitaplarda kalmıyor. Birilerine de
öğretiliyor, özellikle madencilikle birlikte. Burada bir diğer süreç, mineraller, maden, doğal kaynak ilişkisi açısından endüstriyel devrim. Minerallerin kullanımını arttırıyor. Onun dışında buharlı makineler çıkıyor. Buharlı makineler iki türlü işlev görüyor. Bir, buharla çalışan pompalar kullanılarak daha derin kazılar yapılabiliyor. İkincisi, buharlı makineler için bir enerjiye ihtiyacınız var. Nedir enerji? Kömür. Kömür de nerede var? Yerin içinde. Yani birbirleriyle feedbackli bir mekanizma, birbirini besleyen bir mekanizma. Örneğin kömür, petrol ve doğal gaz gibi günümüzde enerji içeren, enerji veren, enerjiye dönüşebilen doğal kaynaklar önemli. Çünkü bunları diyelim kömürü yaktığınızda buharı suyu ısıtıyorsunuz, buhar hale getiriyorsunuz. Buharın ısıttığınızda hacim ilişkileri değişiyor. Hacim değişmesiyle birlikte diyelim bir trenin tekerleğini hareket ettiriyor. O zamana kadar buharlı trenlere kadar veya vapurlara kadar vapor aynı zamanda buhar demek. Vapur kelimesi buhardan geliyor aynı zamanda. Buharlı gemilere kadar insanlar neleri kullanıyordu hareket etmek için? Atları kullanıyordu veya yelkenlileri kullanıyordu, develeri kullanıyordu bir yerden bir yere mal ve hizmet taşımak için. Bunları kullanıyordu fakat bu belli kısıtlamaları da içeriyordu. Bir zaman kısıtlaması, çok uzun sürede diyelim bir kervanla bir diyelim Çin'den bir ipek gelecek, çok uzun sürüyor. Veya bu biraz da kapitalizmin gelişimiyle de ilişkili, ilk gelişimiyle de ilişkili. Bir malı bir yere bir kişiye satmak için ya gemiyle götürecektiniz. Gemi yelkenlere bağlı, yelken rüzgara bağlı. Örneğin Londra'dan bir gemi Boston'a gidecek diyelim Amerika'ya. Gemi değil de yelkenli gemi diyelim Boston'a gidecek. Bu gitmesi için diyelim yola çıktı. Bir malzeme ya da bir ekonomik bir meta taşıyor yola çıktı. Fakat okyanusun ortasında rüzgar kesildi, gemi durdu. Ya insan gücüyle bu gemiyi ilerleteceksiniz ya da günlerce bekleyeceksiniz ya da rüzgar ne zaman yeniden çıkana kadar bekleyeceksiniz. Bu da tabii uzun süreçlere yol açıyordu. Fakat siz eğer bir kömür bulursanız, bir kazan dairesinde kömürü saklarsanız, bunu bir buharı ısıtır ve buharın yarattığı hareket enerjisini kullanarak gemiyi kullanırsanız artık rüzgara ihtiyacınız kalmayacak. Veya kervanda bir deveye veya at arabasına ihtiyacınız kalmayacak. Diyelim nakliyecilik ve demir yolları ağını kurduğunuz takdirde de bu süreçte aktif olarak bu gücü kullanacaksınız. Tabii her halükarda bir madene enerji açığa çıkaran bir madene ihtiyacınız var. Bu da o dönem için kömür. Ki kömür o dönemde özellikle İngiltere'de sanayi devriminin motive güçlerinden biri ki sanayi devrimi Manchester'da oluyor. Manchester bölgesinde İngiltere'de ki bu bölge aynı zamanda İngiltere aynı zamanda kömür yataklarının da çok olduğu bir ülke. Benzeri Almanya'da var. Özellikle Almanya'da Ruhr bölgesi kömür madenlerinin çok yoğun olduğu bir bölge. Şey olarak baktığınızda. Dolayısıyla enerjiye ihtiyacınız var. Bunu yer içinden kömürle sağlıyorsunuz. Ki artık yüzeyde göreceğiniz kömür damarları yer altına indikçe, yerin daha derin tabakalarında oldukça derin araştırmalar, ayrıntılı araştırmalar gerekiyor ve bunun içinde özellikle 19. yüzyıl başlarında jeolojik haritalama bunda önemli faktör olarak ortaya çıkıyor. Ki William Smith İngiltere'nin ilk jeoloji haritasını yapıyor. Bu harita belli kayaçları sınıfladığı için örneğin diyelim sedimenter kayaçlar, bugün kömürü içeren kayaçlar. Bir volkanik kayaç içinde kömür aramazsınız. Dolayısıyla sedimenter kayaçlar yer içinde nerede? Bunların yaş ilişkisi ki jeolojinin bir enstrüman olarak, bir alet olarak maden aramalarında kullandığının
işaretlerinden biri. Ki 1840'larda Mutchinson önemli bir keşif yapıyor. Diyor ki işte kömür biliyorsunuz bitki kalıntılarından oluşuyor. Sedimanlarda sediman ter tabakalar içerisinde var. Ve yaş ilişkilerine bakıp diyor ki X yaşının altındakilerde kömür yoktur. Örneğin Silüryen kömür arayacaksanız Silüryen yaşlı tabakalara bakın. Geri kalanlarda kömür bulunmaz ki bunun bir parça başka bir versiyonu Türkiye'de de var. Mesela Zonguldak'ta kömür yatakları karbonifer yaşı içindedir. Karbonifer döneminde oluşmuştur. Dolayısıyla karbonifer dönemi dışındaki kömürleri Zonguldak yaşındaki kayaç karbonifer yaşı dışındaki kayaçlara bakılmaz kömür aramak için mesela Zonguldak'ta. Yaş ve katman ilişkisi ve sediman ilişkisi bu kömürün de ekonomik değeri olduğunu düşünürseniz bir bütünsellik oluşturuyor. Ki şeyin kitabı, Mutchinson'ın kitabı bu, Silurian sistemlerle ilgili kitabı bu. Şimdi biraz da bu kömür aramaya yönelik jeolojik tekniklerin gelişimi üzerinde duralım ki Georgios Agricola'nın demin dedim Dere Metallica isimli kitabında şöyle bir ekranda gördüğünüz bir şey var. Bir gravür var. Gravürde bir çatal çubukla maden arıyor. Şimdi jeofizin temel felsefesi bu aslında. Bir, yer içinde bir maden var. Madenin bir fiziksel özelliği var, doğal fiziksel özelliği var. Doğal fiziksel özelliğini siz bir ölçüm sistemi yardımıyla ki burada çatal çubuk ama çatal çubukta bir ölçüm yok. Sadece hissetme var ki o yüzden problemli. Bir ölçüm sistemi aracılığıyla bu madenin fizik özelliğini ölçebilirsiniz. Diyelim yolda elinizde bir jeofizik alet var, yürüyorsunuz, hep aynı değeri ölçüyorsunuz. Bir süre sonra bir baktınız farklı bir değer ölçmeye başladınız. Demek ki yer içindeki malzeme değişti. Dolayısıyla jeofizik ölçümlerle yer içindeki değişen malzemenin nerede olduğunu bulabilirsiniz. Ki buna yönelik ilk çabalar manyetikle yapılmaya başlanmış manyetik ölçümlerle ki bunun ilki Thalén bir İsveç'te yapmış 19. yüzyıl sonlarında ki kitabı da var. Manyetik yöntemlerle demir madeni yataklarının belirlenmesine yönelik bir kitabı var ki onun kullandığı bir manyetometre var ki bu müze parçası. Bu yandaki de Thalén Tiberg manyetometresinin şekli. Ki bunu nasıl belirliyor? Biz daha önceki derslerde söylemiştik. Bir yerin manyetik alanı vardı. Yerin manyetik alanı pusulada diğer bir mıknatısta bir iz bırakıyordu. Pusulayı kuzeye yönlendiriyordu. Diyelim bir pusulanın kuzeye yönlendiğini düşünün. Fakat arada yerin tabakalarında, yerin yüzeyinde farklı bir manyetik mineral varsa o mineralin doğrultusu da bu pusulayı etkileyecek ve pusulayı sapıtacak. Yani gerçek kuzeyden diğerini sapıtacak. Benzer şekilde bu mantıktan yola çıkarak pusulaya benzer bir alet yapıp bu aletle yeryüzeyi üzerinde dolaştığınızda yerin içinde manyetik anormallikler oluşturabilecek kütleler varsa örneğin hematit, manyetit gibi demir gibi mineraller varsa bu alet üzerinde bir etki yaratacak ve diyeceksiniz ki yer altındaki demir madeni buradadır diyebileceksiniz. Ki bu dönemde jeofizik patentler de çıkıyor. Örneğin Fessenden'in aldığı bir patent var. Maden yataklarının bulunmasına yönelik bir yöntem ve alet isimli bir patenti var. 1917'de alınmış bir patent. Ki bu dönemde önemli aletlerden biri, jeofizik aletlerden biri, maden aramasında kullanılan torsiyon balansı ya da torsiyon terazisi denilen bir alet. Bunu Macar jeofizikçi Laurent Ötvös ilk olarak icat ediyor. Bu alet yerin çekim alanındaki değişimleri hassas bir şekilde ölçüyor.
Yerin çekim alanı bilindiği gibi kütlelere bağlı. Eğer yer içinde fazladan bir kütle varsa yeryüzeyinde, mesela diyelim belli bir noktada yürüyorsunuz, ölçüm yaptınız, gene hep aynı değeri ölçtünüz fakat yer içinde demir gibi bir malzeme var mesela, yoğun bir malzeme. Onun üzerine geldiğinizde gravitasyon değişiyor, çekim alanı değişiyor, daha yüksek bir yer çekimi ivmesi ölçüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ha, burada bir yer çekimi değişti, demek ki burada bir kütle artışı var. Veya tam tersi olabiliyor. Zayıf bir yoğunluğa tabii malzeme olabiliyor. Yoğunluğu daha düşük, mesela tuz domu gibi muhtemelen diyelim. Yoğunluğu daha düşük bir malzeme ölçüyorsunuz. Yer çekimi düştü. O zaman diyorsunuz ki bu tuzdur, bu kömürdür, bu şu mineraldir falan gibi bir yorum yapabiliyorsunuz. Ve bu aleti uzun süre kullanılıyor, kömür ve mineral amaçlı daha sonraki şeylerde. Ki Ötvös'ün terazisi şu şekilde yerin çekim alanını ölçüyor. Diyelim şuraya farklı bir kütle koysanız, şuraya bir demir madeni koysanız, buradaki çekim alanı değişecek. Bunu buraya koymanızla 10 metre yerin altına koymanız arasında hiçbir fark yok. Çünkü çekim alanı 10 metre altındaki kütleyi de çekecek ve şurada ölçtüğünüz yer çekimini değiştirecek. Ki Ötvös terazisinin şekli burada. Ekranda görüyorsunuz. Ki Ötvös terazisi ile ilgili Ötvös'ün 1908'de Almanca yazdığı bir makale var. Schwerkraft dediği, muhtemelen bu gravite. Makale var ve bu ölçüm sonuçlarını da bir grafik olarak çizdiğinizde herhangi bir anormallik noktasında bir pik yakalıyorsunuz, bir fark yakalıyorsunuz. Ki bu Amerika'da ilk olarak bir sahada uygulanıp petrol yatağının keşfine de yol açmış. Ki bu nasıl olmuş? Şimdi tabii her jeofizik yöntemin, özellikle endüstriyel yöntemin bir ekonomiyle bir bağlantısı var. Demin söyledik, kömür enerjiye dönüşebiliyordu. Buharlı trenlerle enerjiye dönüştü ki kömür yatakları İngiltere'de ve Almanya'da vardı. Fakat Amerika'da yeni kömür yatakları çok fazla yok. Enerjiye ihtiyaçları var. Tabii enerji derken de bir yerden bir yere gitmek için ilk etapta. Yani kullanma, hareket enerjisi sağlama. Ki petrolü çok eski zamanlardan beri biliniyor ki Azeriler ve İranlılar petrole neft diyor. Daha çok petrolü aydınlatma amaçlı kullanıyorlar İranlılar başlangıçta. Daha sonra özellikle Amerika'da ilk petrol yatakları şeyde vardır. Dallas bölgesinde ya da Texas bölgesinde vardır. Bu bölgede de gene petrol daha çok eczacılık amaçlı, iyileştirme amaçlı, sağlık amaçlı kullanılıyor ama hiç kimsenin bunu yakıp enerjiye dönüştürme aklına gelmiyor. Ta ki bir parça da kapitalizmin gelişmesiyle de ilişkili Ford firması kişisel otomobiller bu dönemde piyasaya çıkartıyor 1910'larda. Diyelim 1900'lerin başında kişisel otomobiller için petrolü yakıp onun enerjisiyle bir hareket enerjisi elde etme ihtiyacı var. Dolayısıyla petrole yavaş yavaş ihtiyaç ve talep artıyor. Taşıt üretimi artıyor yani bu dönemde, motorlu taşıt üretimi. Tabii bu motorlu taşıtların bireysel olması da önemli bir faktör. Tren mesela bireysel değildir. Bireysel olmadığı için de diyelim bir demiryolu hattına ihtiyacınız vardır. Demiryolunu devlet yapacaktır. Demiryolu ya da buharlı trenler, büyük yapılar, ağır yapılar. Fakat şeyde motorlu taşıtlar daha bireysel ve yol yapımı nispeten daha basit. Dolayısıyla bu tip bir ilgi arabalara, motorlu taşıtlara ilgiyi arttırıyor. Bireyselliğin de geldiği, kapitalizmin bireyselliğinin de getirdiği ilgi. Ve petrole ilgi artınca bu yöndeki jeofizik yöntemler, petrol aramaya yönelik jeofizik yöntemlere ilgiyi de arttırıyor. Ve ilk defa 1924'te Teksas'ta bir petrol yatağı
üzerinde herhangi bir emare, herhangi bir belirti vermeyen petrol yatağı jeofizikle keşfediliyor. Bu ÖFES'in torsiyon terazisi ya da gravimetrisiyle keşfediliyor. Bu Neş domu diyorlar, Neş tuz domu ile keşfediliyor 1924'te Barton tarafından, ki şekli burada ilk şekiller. Şurayı yeryüzü düşünün. Şurası da yeraltı. Yer altında bir petrol yatağı var, tuz domu var. Petrol ile tuz domu arasında bir şey ilişkisi var. Bir genelde petrol aramaları tuz domları içindeki yapılar tuzla birlikte görülüyorlar. Ki bugün Orta Anadolu'daki tuz yatakları, Orta Anadolu'daki bizim petrol aramanın temel stratejisi de odur. Orta Anadolu'da diyelim petrol varsa bu tuz yatakları ilişkili olduğu düşünülerek araştırılır. Diyelim yer altında böyle bir tuz domu var. Tuz tümseye gibi bir şey var. Fakat üstü kapalı. Biz yüzeyden şuradan gezerken bu yer altındakini görmüyoruz. Fakat torsiyon terazisiyle buralarda ölçü yaptığımızda bir anomali yakalanıyor. Ve ilk defa yüzeyde herhangi bir emare vermeyen, teknik tabirle mostra göstermeyen bir alanda bir gravite anomalisi, bir çekim anomalisi gözleyince petrolün burada olduğu açığa çıkartıyor ve deliniyor. Burada petrol bulunuyor ki tuz domu böyle uzun yapısı bu. Bulunuyor. Burada şu önemli. Bu bir çığır açıyor. Nasıl bir çığır açıyor? Diyelim bu petrolü jeofizikle buldunuz. Bir kar elde ettiniz. Bu sefer diyorlar ki jeofizik petrolü buluyor. O zaman jeofizik yöntemlere yatırım yapalım. Jeofizik yöntemlere yatırım yapılıyor, daha çok petrol yatağı bulunuyor. Daha çok petrol yatağı, daha çok jeofize yatırım. Daha çok jeofize yatırım, daha çok petrol yatağı ve zincirleme olarak birbirini feedback, bir geri besleme mekanizmasıyla besliyor. Ve jeofize yatırımlar artıyor. Başlangıçta sadece bir gravite yöntemi kullanırken, bu yerin gravite alanındaki doğal çekimi kullanıyordu. Daha sonra yapay titreşimlerle yer içine ulaşma, yer içinin resmini, bilgisini elde etme süreci başlıyor. Ki bunda bir diğer faktör de Birinci Dünya Savaşı sırasındaki şeyler, ağır silahlar. Mesela toplar, yer altında gömülen toplar. Bu yer altında nerelere gömüldüğüne yönelik özellikle Alman, İngiliz ve Fransız ve Amerikan ordularına çalışan jeofizikler bunların mikrofon düzeneklerini topların nerede saklandıklarını buluyorlar. Ki Miltrop sismik gibi bir yöntemle sınama yöntemi geliştiriyor. Önemli burada. Bu da gene yer altındaki kütleleri haritalamada jeofiziğin kullanacağına yönelik bir bilgi de sağlıyor. Bu savaş sırasındaki teknoloji savaş sonrasındaki şeye de yol açıyor. Bilgi artmasına da yol açıyor ki Mitrop'un sismometresi bu. Ki basit ilke şu, mesela şöyle bir nokta var diyelim. Burada bir titreşim yaratıyorsunuz, bir dinamit patlatıyorsunuz. Şurada kaydediyorsunuz, burada kaydediyorsunuz, burada kaydediyorsunuz, burada, burada, burada. Bunların her biri bir kayıt. Mesela şu kayıt şurada, diyelim şu kayıt da şurada alınan bir kayıt. Şimdi normalde ortam eğer homojense, tek parça ise, tek düzey ise buradan sinyal belli bir sürede buraya gidiyor. Belli bir sürede buraya gidiyor. Uzaklığa bağlı değişiyor. Fakat ortam şöyle bir tuz domuyla rastlaştığında bu ortamı hızını yavaşlatıyor şu ortam. Yavaşlattığı için buraya daha farklı bir zamanda geliyor. Dolayısıyla diyorlar ki burada, 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 burada ortam değişmiyor fakat şurada ortam değişti. Çünkü bu patlatma yaptığınızda patlatan titreşim dalgaları yer içine gidiyor ve diyelim demin dediğim gibi şurada, 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 şurada kaydediyorsunuz. Bu da size ortamın, yer içindeki ortamın resmini sağlıyor. Yer içinde bir kütlenin var olup olmadığını sağlıyor. Yer içinde bir petrolün, bir maden yatağının var olup olmadığını söylüyor. Ki bu yönde ilk kitaplar da oluşmaya başlıyor. Ivvaki, Applied Geophysics in the Search for Minerals isimli kitabı var. İlk mineral aramalarına, ki mineral burada petrolü de içeriyor. Mineral aramaları yönelik uygulamalı jeofizik kitabı, bu bendeki üçüncü baskısı. Almanca ilk Zeitschrift für Allgewandte Geophysik, yani uygulamalı jeofiziğin ilk
dergisi 1922'de çıkıyor. Çok uzun ömürlü değil fakat esas da bugün de halen de devam eden en önemli uygulamalı jeofizik dergisi. Geophysics dergisi 1932'de Amerika Petrol Jeofizikleri kuruluyor. Ki Petrol Jeofizikleri ismini Arama Jeofizikleri Birliği olarak değiştiriyor. Society of Exploration Geophysics diye. Ve bu dergi çıkartıyor. Ve bu dergide halen bugün de devam eden bir dergi. Jeofiziğin endüstriyel amaçlı uygulamalarına yönelik sonuçları, bilimsel sonuçları yayınlıyor. Ki derginin ilk sayısındaki ilk makale Black Magic in Geophysical Prospecting, yani jeofizik aramalarda kara kutu, kara büyü gibi bir şeyi var. Ki bunu şey benzeşim yapıyor. Nasıl diyor, biz diyor radyoyla belli frekansları ayarlıyoruz ve çok uzaktaki sesleri duyabiliyorsak, biz yer içinde dinleyerek yer içindeki bir takım olayların, bir takım yapıların seslerini de dinleyip yer içini görüntüleyebiliriz diyorlar. Öyle anlatıyor. Ki burada da yer içinde kalp atışları olan biri tasvir edilmiş, bir kadın tasvir edilmiş ve bunun titreşimlerini buradan, kalp atışlarını buradan dinleyerek bunun var olduğunu, böyle bir yapının var olduğunu, bunu petrole benzetirseniz petrolün burada var olduğunu şu yüzeydeki jeofizik ölçümlerle bulabileceğimizi söylüyor bize. Ki 30'ların sonuna kadar çok fazla petrolle ilgili ana metinler yok ya da bu ders kitabı türünde eğitici kitaplar yok. İlk kitaplardan biri Ned Latour'un Geophysical Prospecting for Oil kitabı, yani petrol için jeofizik aramalar kitabı. Önemli kitaplardan biri, bugün de klasik kitaplardan biri. Bu dönemde önemli şeylerden biri Konrad ve Marcel Schrömberger kardeşler var. Bunlar Fransız iki mühendis, jeofizik mühendisi. Elektrik yöntemlerle elektrik sinyaller göndererek elektrik sinyalleri yer içindeki elektrik sinyalleri kaydederek yer içinin özelliklerini belirlemeye yönelik çabalara girişiyorlar ki kuyularda bu elektrik ölçümleri yapıyorlar ki petrol kuyuları da ölçümleri petrol aranmasına da katkı sağlıyor ki Konrad ve Marcel Schrömberger kardeşler bunlar. Petrol tabii zamanla gelişiyor. Aramadaki bir takım problemler ya da bir takım fiziksel problemler de çözülüyor. Örneğin ortak derinlik noktası bir problem. Yani buradan dalgayı gönderdiğinizde farklı zamanlarla geliyor. Bunları aynı noktadan gelmiş gibi belli bir veri işlem tekniğiyle düzeltebiliyorsunuz. Ve gerçekte kayıtta böyle gördüğünüz şey gerçekte böyle. Bu da petrol yataklarının derinliklerinin daha doğru belirlenmesine de katkı sağlıyor. Ki modern jeofizikte verilerin yığılması, toplanması, işlenmesi artık dijital ortamlarda ve bilgisayar teknolojisi çok yoğun şekilde kullanılıyor ki burada bilgisayarlar bunlar. Diyelim bizde şu an diyelim kullandığınız bilgisayar çift çekirdek maksimum. Bunlar 30 çekirdek, 40 çekirdekli bir bilgisayarlar. Yani çok hızlı işlem yapabilen bilgisayarlar. Programlama da tabii jeofizik verilerin işlenmesi yönünde kullanılan programlama da burada önemli etkiler sağlıyor. Önemli gelişmeler sağlıyor. Özellikle petrol jeofizinde jeofizik çalışmalar olmazsa olmaz hale geliyor. Ki petrolde arama dediğimiz şeyin ekonomik bir maliyeti de var. Ki deniyor ki bir petrol kuyusunun arama maliyeti 5 milyon dolardır. Eğer 5 milyon dolar verip bir arama yaptığınızda ve petrol var dediğinizde kuyuyu açıp petrole rastlamadığınız takdirde 5 milyon doları çöpe atıyorsunuz. O yüzden de bu 5 milyon doları çöpe atmamak için son derece yüksek teknoloji kullanılıyor. Diyelim iki kuyu boş çıktı, üç kuyu boş çıktı, dördüncü kuyu dolu çıkarsa, petrol var çıkarsa o kuyuda 50 milyon dolar kazanıyorsunuz. Yani neredeyse %10 fazlası. Dolayısıyla iki kuyu boş çıksa bile jeofizik çalışmalarla dolu bir kuyu yakaladığınızda o size 50 milyon dolar kazandırıyor. Dolayısıyla burada jeofize yatırımın önemi de açığa çıkıyor. Burada hata yapmamanız lazım. En yüksek teknolojiyi kullanmanız lazım.
Tabii burada jeolojinin de katkısı var. Jeolojik tabakalanmaların katkısı var veya petrofizik denilen biraz petrol mühendisliği, biraz jeofizik içeren alanlar da giriyor devreye. Yani petrol içeren tabakaların ya da rezervuarın karakterizasyonunu da açığa çıkarmanız gerekiyor. Yakın zamanlarda petrol jeofizi daha çok yapılara yöneliyordu. Yani tuz domları mesela bu yapılardan biriydi. Tuz domu gördüğünüz şeye yapıya petrol var diyebiliyordunuz. Diyelim sedimenter, antiklinal, sentiklinal aranıyordu. Böyle bir yapıyı gördüğünüzde petrol var diyebiliyordunuz. Yapıya yönelikti. Fakat yakın zamanlarda jeofizik teknoloji direkt petrol aramaya yönelik bilgi de sağlamış durumda. Yani yapıya bakmaksızın petrolün o tabaka içindeki var olup olmadığını jeofizik ölçümlerle elde ettiğiniz örneğin elastik dalga hızlarındaki değişime bakarak da belirliyorsunuz. Örneğin diyelim gazlı bir yatağın elastisite sabiti ya da Poisson oranı farklı oluyor. Petrol yatağının farklı oluyor. Suyun farklı oluyor. Ortamda su mu var, boşluk mu var, petrol mü var? Artık doğrudan jeofizik ölçümle, özellikle direct detection diyorlar buna, doğrudan jeofizik ölçümle belirleyebilecek hale de geldik. Bu yönde çalışmalar da var ki ülkemizde de bu yönde çalışmalar gerek TFUA gerek META gibi hem bilimsel hem endüstriyel amaçlı yapılıyor ki en son işte Zonguldak'ın açıklarında bir yerde TFUA tarafından yürütülen gemimizle jeofizik araştırmalarla bu tip bilgide petrol bulgusuna da rastlandı. Bu Akdeniz'de de yapılıyor. Tabii biraz problemlerimiz var ama sonuçta bu teknolojiyi bizim ülkede de kullanıyoruz. Ki bu yönde de jeofizikçilere, uzman jeofizikçilere çok ihtiyacımız var. Ki yansıma sismi dediğimiz sismik de gelişiyor. Yani bir dalgayı gönderiyorsunuz, buradan kaydediyorsunuz, gönderiyorsunuz, kaydediyorsunuz ve elde ettiğiniz kayıtlara bakarak da şu ortamı görüntüleyebiliyorsunuz. Diyelim şurada petrol varsa var ya da yok diyebiliyorsunuz. Tabii sadece petrol değil, aynı zamanda maden aramalarında da yani bu diyelim petrolü sıvı olarak düşünürseniz katı maden aramalarında da jeofizik yöntemler kullanılıyor. Yeriçi artık tomografi denilen yöntemlerle görüntüleniyor. Yani yer içinde nerelerde madenler var belirleyebiliyoruz. Özellikle gravimetri, manyetik ve elektrik de bunu görmemiz mümkün. Yani nasıl insan bedenine tomografi yaparak insan bedeni içindeki anormallikleri, örneğin kanserli hücre gibi belirleyebiliyorsak, yer içindeki bu anormallikleri, yer içinde farklı olan diyelim mineral bölgelerini, maden bölgelerini bulabiliyoruz. Kömür yataklarını gene bulabiliyoruz. Mesela burada yapılmış bir çalışma var. Diyelim kömür damarları yer içinde nerelerde gene yansımayla belirleyebiliyoruz. Burada bir diğer önemli katkı teorik jeofiziğe de geliyor. Diyorlar ki madem endüstri jeofizik yöntemlerin gelişmesinde bir çığır açtı, jeofizik yöntemler gelişti, yeni jeofizik tekniklerle biz daha iyi maden yatakları bulabiliyoruz, daha iyi petrol yatakları, daha iyi su kaynaklarına erişebiliyoruz, yer içindeki nerede olduklarına erişebiliyoruz. O zaman dediler bu teknikleri acaba biz yerin bilimsel amaçlı incelemelerinde kullanabilir miyiz? Ki kullanıldı da bu. Bu da önemli. Yani artık jeofiziğin endüstriden gelen gelişimi teorik jeofizikte yani yerin yapısının incelenmesinde de kullanılmaya başlandı. Ki özellikle derin sismik yansıma yöntemi 80'lerde yer kabuğunun alt kesimi ve üst mantoyunun görüntülenmesinde kullanıldı ki bu şekillerden biri bu kullanıldı. Ki bu görüntülenme ile biz artık leva tektoninde dalma batma zonları işte konveksiyon akımlarının görüntülenmesine ulaştık. Bu da leva tektoniğine jeofizin pozitif katkısı oldu. Yani bununla birlikte artık leva tektoniği bir varsayım, bir hipotez olmaktan çıkıp bir teori, kendi içinde bütünlüklü bir teori haline geldi. Burada da jeofizin katkısı inkar edilemez. Evet, dersimizi burada bitirelim.
Genelde bu derste neyi anlattık? Madenler, petrol yatakları, değerli süs taşları, bunlara yönelik araştırmaların tarihsel gelişimleri. Ki demin dediğim gibi ilk çağlardan bugüne sürekli bir ilgi odağı olmuş bu yerküreyle ilişkili, yerküreden yararlanma. Gerek endüstriyel amaçlı, enerji elde etmeye yönelik olarak kullanılmış ve bu kullanımda bugün de halen devam ediyor. Evet, dersimizi burada bitiriyorum. Haftaya görüşmek üzere.